İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Almanya doğruya yönelmeli ve tazminat ödemelidir. Ermenilere yapılanlar Afrinlilere de yaşatıyorlar. Suriye ABD mampicli Kürtleri sınır dışı ediyor. Şoygu, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Suriye'nin yeniden inşasına katılmaya çağırdı. Artsakh'ın antik ören yerlerinde bu yıl kazı çalışmaları yoğunlaştı. Şuşi Camisi'nin onarımına devam ediliyor. Ermenistan'da deprem meydana geldi. Almanya İmparatoru 2. Wilhelm'in büyük torunu diz çöküp Ermeni halkından özür diledi. Hristiyanlığa adanmış God Media adlı site ve televizyon yayınladığı bir ayın sırasında Almanya İmparatoru 2. Wilhelm'in ölüm yıldönümü öncesinde İmparatorun büyük torunu Prusya Prensi Philip ve onun ailesi büyük bir salonda diz çökerek 1890-4923 yıllar arasında 3 Türk hükümetleri tarafından Batı Ermenistan'da Ermeni halkına uyguladığı soykırıma Alman İmparatorluğu'nu işbirliği nedeniyle Ermeni halkından özür diledi. Pazar akşamı Berlin'deki İmparator Wilhelm'in adını taşıyan Memorial Kilisesi'nde Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen soykırım kurbanları anısına bir ayin düzenlenmişti. Tören Ermeni Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Karekin tarafından gerçekleştirildi. Almanya'nın son imparatoru 2. Wilhelm'in büyük torunu Prusya Prensi ve papazı Philip Kiril ayrıca Berlin'i ve Brandenburg'lu birkaç yüz Hristiyanlar törende hazır bulunmuşlardı. 1894-1923 yılları arasında 2 milyon Ermeni o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasını oluşturan Batı Ermenistan'da soykırıma uğradı. Batı Ermenistan Başkanı Armenak Abrahamyan bu özür dileme konusunu cevapladı. Ermeniler Prusya Prensi Philip Kiril'in özrünü yeterince farkındadırlar ve ileri görüşlüdürler. Fakat Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in büyük torunu Ermenilerin adil bir şekilde ve kendi adalarının topraklarında Ermenileri olarak yaşamak istediklerini anlamalıdır. Bunun için de bir yol vardır. Bu yol Batı Ermenistan Ermenileri için ölüm kalım sorunludur. Ki bu da Ermeni halkının kendi tüm haklarını ve kendi tüm mülki varlığına yeniden sahip olmadır. Sadiye İbrahim, Osmanlı'nın 1915'te yaptığı soykırımda Ermeni anne babasının ve halkının yaşadıklarını anlatarak bize o günleri yaşatanlar bugün Afrinlileri yaşatıyor. Dünya Ermenilerin ve Kürtlerin sesini kulak versin dedi. Sadiye İbrahim'in babası 1915 soykırımından kurtulmuş Urfalı Ermenilerden biri. Annesi ise Kürt. Sadiye ana Amude'de dünyaya gelmiş ama Kamışlı'da yaşıyor. Kendisini Ermeni kimliğiyle ifade ediyor. Babasının "Çocuklarım aslınızı hiçbir zaman unutmayın" sözleriyle büyümüş. Sadiye ana bugün de Afrin'de tıpkı 1915'te olduğu gibi insanlar evlerinden ediliyor. Kadınlar ve kızlar kaçırılıyor diyor. Baba hep bu hikayeleri anlatıyordu. "Siz asılınızı unutmayın çocuklarım. Evet, bugün Müslümansınız ama Ermeni ve Hristiyansınız" diyordu. Çünkü onu alan aile de hep Ermeni olduğunu saklamıştı. Müslüman gibi göstermişti. Çünkü Türkler nerede bir Ermeni görse öldürüyordu. Halk Savunma Birlikleri'nin bildirdiğine göre kendi askeri danışmanları Manpiç'ten çekildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manpiç'te konuşlanmış silahlı Kürtler konusunda Amerikan tarafıyla önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın Manpiç yol haritasını onayladığını belirtildi. Türk Dışişleri Bakanlığı Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesinin ardından iki bakan Manpiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerek bir yol haritasını onaylamıştır. Açıklamasını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında iki ülke arasında Manpiç konusunda varılacak bir mutabaktın. Pompeo görüşmesinin ölümlü sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtilmişti. Günler önce ülkelerinden yabancı askerlerin varlığını gayrimeşru saydıklarını vurgulayan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye'ye eleştiriler yöneltti. Suriyeli bakan, "Türkiye'yi bir düşman ve istilacı olarak görüyoruz. Ne Türkiye'nin ne ABD'nin Suriye'nin kentleri konusunda müzakere yapmaya hakkı yoktur.
Topraklarımızın her bir santimetre karesini özgürleştireceğiz diye konuştu. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı General Sergey Shoigu, 6 Haziran'da yaptığı açıklamada Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Suriye'nin barışçıl yaşamını restorasyonuna katılmaya çağırdı. Kızıl'da Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerin Savunma Bakanları Yönetim Kurulu oturumunu açan Shoigu, Suriye'nin tek bölünmez bir devlet olarak canlandırılmasından siyasi çözüm için tüm şartlarının bugün oluşturulmuş olduğunu belirtti. Shoigu bu bağlamada işbirliği ülkelerini Suriye'nin yeniden yapılmasına katılma önerisinde bulunurken, bugün Suriye'de bölgenin mayınlardan arındırılması, bölgesel ortak devriye, insani yardım sağlama, altyapının yeniden yapılandırılması gibi geniş işbirliği pratiğimiz olanaklıdır dedi. Artsakh'ta Cumhuriyeti'nin 3 antik ören yeri Dikranagert, Norgarmiravan ve Karindak mağarasında bu yıl kazı çalışmaları gerçekleşecek. 2017 yılında en çok ses getiren Şuşi Camisi'nin araştırma çalışmaları sona ermiş. Buradaki ve Dadivank Manastır kompleksindeki restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Neşteyaranyan'ın sözlerine göre 2017 yılında başlanan Norgarmiravan'daki araştırma kazaları Mayıs'ın ortalarına kadar devam etti. Norgarmiravan'ın ünlü sütunları İsa'dan önce 8. 6. yüzyıllara dayanmaktadır. Sütunların çevresindeki kazılara 2016 yılında başlandı. İlk kazı çalışmalarına 2017'de başlanan Şuşi Camisi'nde restorasyon çalışmaları gerçekleşiyor. Cami çevresindeki araştırma kazı çalışmaları bitmiş durumda. Şuşi'deki Karindak mağarasındaki kazılara genelek uyarınca Ağustos ayında başlanacak. Artsakh'taki Dikranagert'teki kazıları ise Temmuz ayı ortalarında başlayacak ve Ekim ayına kadar devam edecek. Ermenistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı'nın sismik koruma servisinden yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeyindeki Bavrakoyun'dan 11 kilometre uzaklığında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 0.8, 1.5 ve 1.6 büyüklüğünde sarsıntılar da hissedildi. Merkez üssünde 4-5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Bavraköy'ünde 3-4 büyüklüğünde, Gümrük kentinde ise 2-3 büyüklüğünde hissedildi. Bugünlük bu kadarını öngördük. Şimdi sizi Sevak Amroyan ve Garnik Sarkisyan tarafından gerçekleştirilen Arjami adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.